Turkish Time tarafından hazırlanan, tıp bilimine yön veren Yüz Türk araştırması ve kitabı, araştırmaları, buluşları ve tedavi yöntemleri dünyada yankı doğuran tıp insanlarını bir araya getirdi. Profesör Doktor Taner Demirer. Doktor Demirer 1984 yılında Ankara Tıp Fakültesinden dönem üçüncüsü olarak mezun olmuş ve 1987-1997 yılları arasında 10 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim görmüştür. Kendisine Amerikan Federal Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı tarafından İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı unvanları ve diplomaları verilmiştir. 1998 yılında ülkemizde hematoloji alanında verilen Roche Tıp Araştırma Ödülünü almıştır. Profesör Doktor Demirer, ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999'da Ankara Numune Hastanesi'nde kurmuş ve Ekim 2001 yılına kadar bu ünitenin direktörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Temmuz 2003 ve Mart 2015 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Avrupa Kemik İliği Kongresi'nin başkanlığını yapmıştır. 2002 yılında sağlık alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü almıştır. Türkiye Bilimler Akademisi Konsey Üyesi, Avrupa Bilimler Akademisi Asli Üyesi ve Dünya Akademiler Birliği Seçici Kurul Üyesidir. Doktor Demirer aynı zamanda TÜBA Kanser ve Kök Hücre Çalışma Gruplarının başkanlıklarını da yapmaktadır. Ülkemizi uluslararası platformlarda üstün temsil kabiliyeti ve kök hücrenin kansere karşı kullanım konusunda yaptığı üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Ekim 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü almıştır. Profesör Doktor Taner Demirer Yozgatlı'dır. Ve teşekkür konuşmalarını yapmak üzere de Sayın Profesör Doktor Demirer'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Meclis Başkanım, Başkan Vekillerimiz, siyasi partilerimizin temsilcileri ve Grup Başkan Vekilleri, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanımız, Milletvekillerimiz, Öğretim Üyelerimiz ve değerli misafirlerimiz. Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin sembolü olan Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Onur Ödülü'nün bana verilmesinden dolayı çok heyecan duydum. Yüce Meclis'in takdirine mazhar olmak benim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Bu zamana kadar yaptığım akademik çalışmalara Yüce Meclis tarafından verilen bu değer ve takdir bundan sonraki çalışmalarımda benim için paha biçilmez bir teşvik olacaktır. Bu ödül benim için bir onur olduğu kadar ağır bir yük aynı zamanda. Ama ben hayatım boyu bu onuru layıkıyla taşımak için elimden geleni yapacağım. Ben bir kanser ve kök hücre bilimcisiyim. Bu ödülün benim çalışmalarıma verilmiş olması, Yüce Meclisimizin bu konuya verdiği önemin ve farkındalığın bir göstergesidir. Son 10 yıllık zaman diliminde kanser ve kök hücre tedavilerinin standardı ülkemizde önemli ölçüde yükselmiştir. Özellikle 60 ve 61. hükümetler döneminde Başbakanımız başkanlığında düzenli aralıklarla toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu ülkemizde sağlığı öncelikli alan ilan etmiş ve bu bağlamda TÜBİTAK'ın açtığı çağrı programlarında kanser ve kök hücre projelerine ayrılan bütçe ve teşvikler önemli ölçüde artırılmıştır. Kanserden iyileşmeye giden yolda bütün dünyada bilimsel çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda daha çok kanser hastasına şifa sağlamak mümkün olacaktır. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla kök hücre politikaları ve ulusal kanser politikaları olmak üzere iki önemli çalıştay düzenlenerek ülkemizde bu alanda yapılan tedavilerin standartizasyonu yönünde önemli bir adım atılmış olup bu çalıştaylar rapor haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir ve halihazırda kök hücre raporu bütün kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Bu durum tespiti ve geleceğe bakış açısından ülkemizde çok önemli bir çalışma olmuştur. Konuşmama son verirken beni bu ödüle aday gösteren Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlık Makamı ve Sayın Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar'a, beni bu ödüle layık gören Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başkanlığına, Kültür Yayın Kurulu ile Başkanlık Divanı'nın değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Saygılarımla.